Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en ucuz komboyu alırsanız neyle karşılaşacaksınız, bunlardan bahsedeceğiz. Yine ben boş paket bir araba çekiyorum. Yine boş bir araba. Combo en uygun fiyatlı paketi olan Essential paketiyle bugünkü konuğumuz. Umarım müzikten dolayı telif yemeyiz. Bu araç PSA kardeşlerin ticari olarak temsilcilerinden bir tanesi. Bunun diğer kardeşleri olan Rifter ve Berlingo'nun incelemelerini ve ProSite'nin incelemelerini kanalımdan bulabilirsiniz. Açıklamada linklerini koyacağım. Bu araç da onların Opel cephesindeki kardeşleri. Çektiğim araçların hepsi dolu paketlerdi. Bu baz donanımlı bir araç. Bakalım baz donanımlı olarak alırsak bu PSA kardeşlerden neyle karşılaşacağız? Gördüğünüz gibi direkt arabanın etrafında dolaşmaya başladım. Müzikten telif yemeyelim diye. Şöyle ön tasarıma doğru geçelim tekrardan ve başlayalım. Öncelikle paket ve fiyat bilgisinden başlayalım. Bu araç 1.5 dizel, 102 beygirlik bir motora sahip. 250 Nm torku varmış. 5 ileri manuel şanzımanla donatılmış. Gördüğünüz donanımlara sahip ve fiyatı 214.500 lira. Bu fiyatı verdiğinizde kombodan alabilecekleriniz neler? Hemen başlayalım. Ön tasarım Opel'in yıllardır kullandığı, işte bütün modellerinde görebileceğimiz bir tasarım. Ya Corsa E ile başlayan, Astra K ile devam eden ve bugüne gelen bir tasarım. Halojen farlarımız var. İçleri karartmalı ama güzel duruyorlar. Burada panjur, dediğim gibi iki krom kanatla gelip ortada Opel logosunu kucaklayan bir panjur. Panjur genişliği de diğer modellerle benzer. Aşağıda böyle herhangi bir sis farımız yok gördüğünüz gibi. Aşağıda sis farı göremiyoruz. Öte yandan bu tamponun alt kısmı da plastik, yani yarısı renkli yarısı plastik bir tampon. Neden böyle bir şey yapmışlar anlatayım. Ya komple plastik yapın ya burayı da boyayın, değil mi? Böyle yandan devam ettiğiniz zaman burada yine plastik parça devam ediyor. Dolu pakette mesela burada sis farı ve renkli bir parça var. Yana doğru geldiğimiz zaman 215-60-16 evalında kapak jantlar var. Yani mesela Berlingo'ya da baktık. O orta bir donanımdı. Onda kapak yoktu. ProS'te de kapak var baz donanımda. Peugeot'da baz donanıma kapak koymuyorlar. Onun yerine alüminyum alaşım jant koyuyorlar. Buna koymamışlar. Burada plastik aynalarımız var. Burada yine plastik bir parçamız var. Dolu pakette nasıl bilmiyorum. Yine plastik. Yan tasarım diğer kardeşleriyle birebir aynı, kopyala yapıştır. Farklı olarak dolu pakette arka camlar otomatikken burada kelebek şeklinde açılıyorlar. Bunu da dolu pakete koymuşlar, buna koymamışlar. Yandan devam ettiğimizde buradaki parçada plastik var. Bayağı maliyetten kısmışlar uygun fiyatlı olsun diye. Arka tamponumuz plastik. Arka stoplar Berlingo ile ProS ile aynı. Tavan çıtası yok bu arada. Yine baz donanımında dolu pakette var. Ha bak, buraya bu araçta ekstra bir şey var. Bayi'de yapmışlar muhtemelen. Geri görüş kamerası ve ekran var. Sonradan takılma, aftermarket bir ürün. Bu plakanın üstündeki parça, bıyık dediğimiz parça, plastik. Ya bu boyalı olabilirdi. Bu arabayı beyaz renk aldığınızı düşünsenize. Kötü durur. Yani bu renkte tolere ediyor ama bu renk almak lazım baz donanım alıyorsanız. Bir bagajı açalım. Farklı bir şeyle karşılaşacak mıyız? Bu dördüncü PSA ticaresi incelediğimiz. Burada da bu amortisörler kalın ve sesli çalışıyorlar. Ha, bunda cam açılmıyor. Baz donanım olduğu için dolularda açılıyor. İşte pandizotu alta koyabildiğiniz dediğim şekil buydu diğer videolarımda. Pandizotu üste veya alta böyle iki kademeli koyabiliyorsunuz. Böyle bir raf oluşturabiliyorsunuz. Öte yandan bu pandizot böyle şu an altta olduğu için kalkmıyor ama yukarıda olsaydı kalkıp yaslanacaktı. Güzel ama kalitesi falan yani şey sağlam. Bizim arabadaki bu kadar şey değil. Niye böyle sağlam? 3 tane yerden tutuyor. 2 yerden tuttu mu ortadan kırılıyor bunlar. Bir ticarici olarak derdimiz, başımız dertte onunla. Şöyle burada kancalarımız var yük yüklenemek için. Şöyle kaplayayım. Burada stepneyi aşağı düşürmemiz için bir göz var. Altının halı kaplaması falan güzel. Yanı plastik kaplamaları da güzel. Burada bir reflektör gözümüz var. Burada bir oyuğumuz var. Burada yine ara separatörü görüyorsunuz. Ara bölmeyi görüyorsunuz. Bunu bütün PSA ticarileri videolarımda anlattım ama ilk kez izleyenler için bir daha anlatayım. Bu arada kanalıma ilk kez izliyorsanız videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmazsanız sevinirim. Buradaki bu bölme
bizde herhangi bir zorunluluk gerektirmiyor. Yani zorunluluk barındırmıyor. Avrupa'da bu ara bölmenin ticari araçlarda olması gerekiyor TÜV'den geçebilmesi için. Ha, bizde böyle bir zorunluluk var mı? Yok bizdeki. Yani mesela biz 9. muayenemize, 8. muayenemize gireceğiz bu yıl. Böyle bir zorunluluk yok. Hafif kusur olarak dahi yazmıyorlar. Burada Avrupa'da zorunluluk olduğu için bunu takılı geliyor. Şuradaki aparatla birlikte bunu buradan sökebiliyorsunuz. Fakat söktüğünüz zaman şöyle halıyı kezerek yaptıkları için oralar açık kalıyor. O da öyle bir sıkıntı. Ama sökmediğiniz zaman da koltuklarınız çok dik kalıyor. Yatmıyorlar. Hangisinden taviz vermek istediğinize bağlı olarak söküp sökmemeyi size bırakmışlar tercihen. Burada dolu paketlerde mesela raflar falan vardı. Bunda yok ama tavan döşemesi falan güzel. Bagajda herhangi bir elektrik desteği yok. Kulp var. Böyle bunu tutup. Bagaj kapağı kolay kapanıyor ama. Diğerleri mesela zor kapanıyordu. Bu çok kolay kapandı. O yüzden bir şaşırdım. Şu içeri doğru geçelim yavaştan. Kapıyı açalım. Evet, kapıyı açtığımızda buram buram ben baz donanımım diyor. Mesela buralar açıkta. Şöyle kapı komple açılıyor ya, ben onu sevmiyorum ya. Çok büyük oluyor öyle olunca. Buralar ticari araç olduğundan mütevellit. Sert plastik tamamen. Aynalarımız elektrikli. Ön iki camımız otomatik. Burası kumaş kaplı ama sert bir malzeme. Burada yine plastik bir kapı kolumuz var. Bu araçları dolu paket almak lazım. Ben hep söylüyorum. Bu iş için biraz daha uygun. Burada ufak bir oyumuz. Burada geniş bir kapı içimiz var. Bunları diğer incelediğimiz araçlarda da görmüştük. Malzemelerin birleşim yerleri falan güzel ama çok sert malzeme var. Bu da ticarinin tam ticarisi olması. Yani ticari aracın ticarisi bu işte. Baz donanım. Sadece gerekli olan şeyler var. Burada manuel bir koltuğumuz var. Bütün ayarları manuel olarak ayarlanıyor. Koltuklar da yani normal. Ticari araca göre normal. Mesela bizim arabada baz donanım. Tabii bizimki kedi. Onun baz donanımıyla bu. Hiç yani şey değil. Kıyaslanamaz bile. Çünkü bizim baldır destekleri falan daha güzel. Yanal destekleri. Biraz daha sandalye var. Baktığınızda burada bir bardaklık var. Bu güzel özellik. Karşıda da var. Şu içeri doğru geçelim yavaştan. Bak burada güzel bir şey var. Farlarımız otomatik ama yani şey değil ama halojen sis farı yok falan dedik ama otomatik far var. Bu güzel. Burada far yükseklik ayarını ve gösterge parlaklığını ayarlayabiliyorsunuz şöyle. Burada start stopu kapatmanız için bir buton var. Pedallar güzel. Debriyaj yumuşmuş. Mesela debriyajı çok yumuşak. Ama bırakırken böyle bir sertlik geliyor ayağınıza. Onun haricinde güzel pedallar. Direksiyonumuz... Aha, kilitledik direksiyon. Neyse. Plastik bir direksiyon. Yani deri kullanmamışlar. Derinin maliyeti ne olabilir diye düşünüyorum hep. Çok da bir maliyeti yoktur ama onun haricinde tasarımı Opel'lerden alıştığımız bir tasarım. Burada hız sabitleyici var. Hız sabitleyicinin kontrolleri var. Bu da güzel bir özellik. Burada da menü kontrollerini yapabiliyorsunuz. Ses açma, kapatma ve medya kontrolleri. Burada 5 ileri manuel bir şanzımanımız var. 208 videomuz vardı. Onu da açıklamada görebilirsiniz. Oradakiyle aynı bir topuz. Yolları uzun. Ve tasarım olarak şey yani fena değil ama bir deri giderdi buna. Göstergelerimiz Opel'den tanıdığımız göstergeler. Bu aracın dolu paketi çok güzel. Bu da baz donanımı. Buna bakalım dedim. Burada bir gözümüz var. Ticari bir araç olduğu için güzel bir şey. Yani buraya iş için kullanıyorsunuz. Mesela irsaliyeleri falan koyabilirsiniz. Şahsi kullanımda powerbankinizi, telefonunuzu koyun şarj etsin falan. Güzel bir göz. Açılıp kapanma hissiyatı da güzel. Şurada da bir oyuk var. Burası da ticari kullanım için güzel. Dediğim olay buydu. Sonradan bir ekran takmışlar bu aracı. Android muhtemelen. Şurası çalışıyor mu bilmiyorum. Bakalım. Açılır mı onu da bilmiyorum. Aküyü sökmüşler galiba. Çünkü hiçbir şey açamadım. Dörtlüyü bile açamadım. Işıklar falan da yanmıyor. Burada havalandırma flaşlarımız var. Bunlar güzel ama krom parçaları eksik tabii ki. Boş paket olduğu için. Dörtlü flaşörümüz ve kapı kilitlememiz burada yer alıyor. Klima paneli manuel bir kliması olduğu için. Burada gördüğünüz gibi. Buradan derecesini ayarlıyorsunuz. Buradan da fan hızını ayarlıyorsunuz. Burada da işte kontrolleri var. Tasarım olarak güzel bence. Yani burada traction control yani çekiş kontrol sistemini kapatma butonumuz var. Ufak bir oyumuz var. Buraya bozuk para falan koyulabilir.
Burada da güzel bir gözümüz var ama altında bir kaplama falan yok. Ses yapabilir. Vites topuzunu söyledik. Daha güzel tasarımlı bir şey olabilirdi ama çok bir sıkıntısı yok. Burada tabii dolu pakette büyük bir kol dayaması falan oluyor. Bunda hiçbir şey yok. Elektrik manuel ve el freni var. Bu da değeri kaplı değil zaten. Böyle kamyon gibi kavgaya emmelik. Burada 2 bardaklık var. Bu aşağıda işte. Yani şu seviyede olsa daha güzel olurdu direkt el altında. Bu aşağıda kalıyor. Burada da bir 12 voltluk soketimiz var. Bunun olması güzel. Buraya da bir oyuk koymuşlar. Taktığınız şeyi oraya koyun diye. Burada da bir göz var. Yani burayı güzel değerlendirmişler. Boş bırakmak yerine. Tabii bir kol dayama yok. Keşke kol daha yapışık bir kol dayama olsaydı bari. Kullanmamışlar. Tercih etmemişler. Burada bir göz var. Genişçe güzel bir göz. Bir oyuk var şöyle. Buraya da kalem falan koyulabilir ama kaplama yok. Ses yapar bunlar. Bir de genişçe güzel bir torpidosu var. Bu da güzel. Torpidoda ışık yok ama. Bir de hissiyatı. Çok yani ben ticariyim diyor. Burada katmanlı bir şey, karartmalı bir aynamız yok. Manuel karartmalı bir aynamız var. Burada ışıklarımız falan var ama açılmıyor işte. Halojen. Yani sarı aydınlatmalı bir ışık var. Burada ticarinin olmazsa olmazı ara rafı var ama burada bu raf şöyle göstereyim. Küçük. Yani bizim arabada daha geniş bir ağzı var. Burada ağız da küçük. Gittiği mesafe de kısa yani bir el kadar. Biraz daha geniş olsa daha güzel olabilirdi. Güneşliklerimize bakalım. Aynalı güneşlikler var. Bu da güzel. Şey, aydınlatmalı aynalı güneşlikler var. Ve güneşliklerin malzemesi de güzel. Tutamakları diğer kardeşlerde olduğu gibi böyle yapmışlar. Güzel. Maliyetten kısmak için mantıklı bir çözüm üretmişler burada. Şimdi arkaya bakalım. Şeyi fark ettim. Bu göğüs mesafesi çok uzun. O yüzden cam yatık biraz. Biraz daha dik olsa daha güzel olabilirdi. Hadi şimdi gelin bir arkaya bakalım. Arkada kayar kapılarımız var. Bu PSA'ların kapıları şey açılır. Kolay açılıyor bence. Bizimkine göre. Bizimki biraz ağır. Burada tabi baz donanım olduğu için koltukların ileri geri ayarları yok. Dolularda oluyor. Bu koltuklar 60'a 40 oranında yatabiliyorlar. Burada benim hep dem vurduğum şeyi yapmışlar. Bu koltuklar sırtınıza attığı için yukarı alarak oturmanız gerekiyor. Dediğim gibi şu ara bölmeden dolayı bir 2 santim önde duruyor. Öyle olunca da dik duruyor koltuklar. Ama yatırdığınızda düz bir zemin oluşuyor. Bu güzel. Evet, 3 adet ayrı ISOFIX var. Önde yok. Bazı araçlarda önde de oluyor. 3 adet bağımsız koltuk gibi olduğu için 3 kişinin oturması da rahat oluyor. Ortada bir şaft tüneli yok çünkü. Hadi gelin bir oturalım. İnip binmek kolay. Bu eşiği çok derin değil. Atlatmıyorsunuz ayağınızı çok. Önde ben oturuyordum az önce. Diz mesafem bir karış. Fakat şöyle bir şey var. Sırtım çok dik. Yani bizim arabada da bu demlik diklikten dem vururum ben. Burada daha dik. Şu ara bölmeden dolayı. Ara bölme gidince bizim araba kıvamına gelir. Dik kalır yine. Bazı dolu donanımlarda daha yatık koltuklar oluyor. Daha rahat koltuklar oluyor. Baş mesafesi konuşmamıza gerek yok bence. Gayet güzel. Buraya da tutamak koymaları güzel olmuş. Bizim arabada ve hadi rakibi diye diyelim. Yeni kedide de yok arkada. Burada tabii bir cam tavan olmadığı için şöyle bir tümsek var. Tümseğin sebebini bilmiyorum. Işıklar burada. Onu diyecektim. Kapı içlerine bakalım. Burası da ters ışık. Şurayı kapatalım. Buradan bakalım. Burada kapıyı açma kolumuz var. Burada da ufakça bir gözümüz var. Bir dakika. Burada da ufakça bir gözümüz var. İşte çöp mü falan, peçete falan koymalık. Bir su şişesi falan koyamayız buraya. Burada da ufak bir kol koyma yeri var ama buraya kol koyulmaz. Şuraya koyulur. Burada da kelebek açılan camlarımız var. Böyle yani. Bence baz donanım için yeterli bir araç. Evet, bugün sizlerle birlikte baz donanımlı Opel Combo alırsak neyle karşılaşacağımıza baktık. Bence baz donanım için yeterli bir araç. Bir jant koysalardı, bir de tavan rayı koysalardı, bir de deri direksiyon koysalardı içeriye. Gayet bu fiyata alınabilir olurdu ticari segmentinde. Siz olsanız ticaride ne tercih edersiniz? Bu aracı nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Bizimle kalın. Hoşça kalın.